Değerli izleyenler, merhabalar. Yeni bir günde, yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Ben Mustafa Türk. Siz değerli izleyenlerime, gazeteci, çiftçi kanalımda yine e, bağ yetiştiriciliği üzerine yeni bir video çekiyorum. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz ikinci senesinde olan bir bağ. Yan tarafına da yeni bağ diktim. Köksüz çubuktan. Geçen sene bunları da köksüz çubuktan dikmiştim. Şu anda ağdırma işlemini tamamladık. Tek bir kol üzerinden ağdırma yaptık ee, ve bu ağdırmanın artık tepe vurum vakti geldi. Şu anda e, bu bağlarımıza tepe vurumu yapacağız. Peki tepe vurumu nasıl yapılıyor ve nasıl yapılması gerekiyor? Dağılım nasıl sağlanması gerekiyor? Bunlar hakkında e, sizlere bu konuda bilgiler paylaşacağım. E, tabii bunu ağdırırken e, belli bir seviyeye kadar ağdırıp daha sonra dağıtmamız gerekiyor. Çünkü bizim sistemimiz dört telli bir sistem. Ee, ve e, çekirdeksiz Sultani üzümünün de belli bir tablalar üzerine yatırılması gerekiyor. O yüzden şu an için bu tablaları oluşturmamız gerekiyor. Ee, benim bağım çok hızlı bir şekilde yetiştiği için ben şu anda bakımlarını yapacağım ve siz değerli izleyenlerime nasıl bir bakım yapıyorum bunları paylaşmak istiyorum. Bu arada e, normal çekirdeksiz sultaniye üzümlerimizde silkmeyi tamamladık. E, artık şişirme uygulamasına geçeceğiz. Bunlarda da neler yapacağız siz değerli izleyenlerimle bu durumu da başka bir videoda yine paylaşmış olacağım. Değerli izleyenlerim şu anda baya bir kollar aşırı derecede uzadı artık tepe vurum vaktileri geldi. Şu anda artık biz bu bağlarımızın belli bir seviyesinden yani belli çok aşağıdan yukarı doğru belli bir yükseklikten tepe vurumunu yapmamız gerekiyor. Ben teli ölçü olarak kabul edip telin bir karış altından e, tepe vurumunu yapacağım. Evet, şu anda şöyle kolu acımadan alıyoruz. Neden uzamasını bekliyoruz? Bu arada bunu uzamasını beklediğimizde buranın e, yan paradızlar hepsi birden güçlü bir şekilde gelecek. Yani seneye oluşturacağımız tablalar bu asmadan şu yanlarından şöyle güçlü bir şekilde gelecek. Eğer Biraz daha zayıfken yani şu karşıda görmüş olduğunuz asma gibi zayıfken tepe vurumunu gerçekleştirirsek bu sefer hemen ilk yan palatız güçlü geliyor altındakiler güçsüz geliyor. O yüzden biraz bu şekilde uzamasını bekleyeceğiz ve e, şu çubuğun ana çubuğun kalınlaşmasını bir anlamda beklemiş olacağız. Şu anda e, burada ben tepe vurumunu gerçekleştirdim. Şöyle ikinci bir asmamız var. Bu da yeterince kalınlaşmış. Yani şöyle yarım metre falan bizim şu keseceğimiz hizadan yukarı doğru çıkmışsa bu yeterli seviyededir. Çünkü geri kalan yan baladızlar düzenli bir şekilde gelecektir. Mesela bunu da şöyle tel telin bir karış hemen altından kalacak şekilde kesimini gerçekleştiriyorum. Bunu kestikten sonra zaten buraya kadar bağlamıştık. Şimdi buradan tam dört tane tabla bu tele doğru ağma işlemi gerçekleşecek. Seneye bırakacağımız bunlar çubukları oluşturacak. Ve seneye bu asmalardan biz üzümlerimizi keseceğiz. O yüzden e, şu anda tablaları hazırlamamız gerekiyor. Tablalarda hemen kısa süre içerisinde hazır hale gelecektir. Mesela bunun yan palatızından tablası hemen tele ulaşmış e, seneye oluşturacağımız çubu hemen bir an önce bize sağlıyor. E, aynı zamanda ana gövde gözleri de açılacaktır. E, buralardan da Yine yeni gözler gelecektir. Ancak e, öncelikle bunu biz tel çubuğu yapacağız. E, bu tel çubuğunda tablaların hazır hale gelmesi gerekiyor. 2 ya da 3 tabla çubuğu bırakacağımız için şu an için yaz budamasını bunun yapıp tepe vurumunu yapıp tablaların oluşmasını beklemiş olacağız. Evet. Aynı şekilde e, bütün asmaları da şöyle tepe vurumunu yapıp Evet. Şu anda e, hatta şöyle bir durum da var belli seviyenin altını da e, yolacağız. Mesela şu alttaki üzümü ben ben genelde hortum ölçü olarak kabul ediyorum ve bu hortumun alt tarafında ne kadar filiz varsa bunları yoluyorum. Üst taraftaki filizleri yolmuyorum yan paladızları. Bunlar seneye bırakacağımız tabla çubuklarımızı oluşturmuş olacak. Bu şekilde asmalar da düzenli bir şekilde artık meyve verir hale gelecek ve asmanın da şekli bir anlamda oturtulmuş olacak. Yani bu bir anlamda ilk şekil budaması tepe vurumuyla şekil budaması gerçekleştirmiş oluyor Evet şu anda e, burası tam iki sıralık ve geçen sene köksüz olarak dikmiştim ve gerçekten köksüz dikmeme rağmen bana çok hızlı gelişim gösterdi arada tek tük e, gelişimi hızlı olmayanlar var Bunlar da diğerlerine yetişecektir biraz gerekirse onlara e, hümik asit e, atarak köklerinin gelişmesini sağlayacağım e, Şöyle dilerde görmüş olduğunuz ise küçük asmalarım. Bu küçük asmalar da seneye aynı bunlar gibi olacaktır. Ağdırma işlemi yapacağız. Ve ertesi senede şu küçük asmalarımızdan üzüm almış olacağız. Yani üçüncü senede bağ üzüm verir hale gelmiş olacak. Evet yine asmamız dediğim gibi yarım metre geçiyorsa bu şekilde tepe vurumunu yapabiliriz. Şu alttan gelen gözleri de mutlaka temizliyoruz. Evet şu anda temizliğini yaptım. 2, 4, 6 tane hemen hemen e, tabla çubuğu oluşacak şekilde hazır. E, gerekirse bir tanesini daha alabiliriz. E, ancak ben şu anda e, bir tablaların çubuklarının uzamasını bekleyeceğim. E, bazen kırılanlar olabiliyor. O yüzden fazlalıktan e, zarar gelmez kesinlikle. Bu dalma yaparken de bunun sadece dördünü bırakacağız en fazla. Çünkü ilk sene fazla çubuk bırakmak zararlı. Dört taneden fazla bırakılmayı ben tavsiye etmiyorum. Evet, yine farklı bir asmamız. Evet, şu anda budamasını yine yaptık tepe vurumunu. Bunun altı yolunmuş, o yüzden e, altında herhangi bir yolunacak yan paladız yok. Sadece üstte açan yan paladızlar var. Bunlar da bizim kollarımız oluşturacağı için şu anda herhangi bir şey yapmıyoruz bunlara ve şu tele ağdığında gerekirse kırılmaması için bu tele bunları bağlayacağız ve kışa hazır hale getirmiş olacağız. Bu sayede de seneye artık bu asmalarımızdan üzümümüzü almış olacağız. Evet ben şimdi bütün üzüm asmalarına aynı uygulamayı yaparak budamayı yani tepe vurumunu tamamlamış olacağım. Değerli izleyenler bu iki sıranın tümünün tepe vurumunu gerçekleştirdim. Şu anda uzun olan bütün üstündeki filizler alınmış oldu. Ve hepsi bir standarda büründü. Evet şu anda artık bağımız e, yan palatılardan tabloların oluşması için hazır hale geldi. E, artık e, bunlar da sadece bağlama işlemi yapacağız. Artık başka bir işimiz kalmadı. Ve bu saatten sonra kırmızı örümcek olursa kırmızı örümcek ilacı atacağız. Ee, ve filizlerin düzenli bir şekilde büyümesini sağlayacağız. Çünkü kırmızı örümcek ilk zaman çok yiyebiliyor tazeyken. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Hatta ben e, yediğinde bir kırmızı örümcek ilacı da atmıştım. Bu arada siz değerli izleyenlerime küçük asmaların durumunu da göstereyim. Evet <laughs> köksüz asmalarımızın durumu bu şekilde. Ee, fazla süre yok ancak e, hazirandan sonra baya bir süreye kavuşacaktır. Çünkü şu anda kök atma sürecinde asmalarımız, e, bu asmalarımız Haziran'da tam anlamıyla kök atacak ve bu kollar e, tam istediğimiz kıvamda uzayacaktır. Ben burayı hemen hemen e, haftalık olarak sulamaya çalışıyorum e, kök atması için çünkü bu sayede de e, gelişimi aynı şuradaki asmalarım gibi olacaktır. Burada bir tane bile sapma yok, bütün asmalar tuttu. İnşallah buradaki bütün asmalar da tutarsa kusursuz bir şekilde burada bir bağ yetiştirimi gerçekleşmiş olacak. Değerli izleyenlerim videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.